İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Haberci Gazetesi. Okyanusları geçip derede boğulmak istemiyorlar. Kent ekonomisinin atar damarlarından Mersinli lojistikçiler artık okyanusları geçip derede boğulmak istemiyor. Kısa vadede hayata geçirilebilecek çözümler için kafa kafaya veren lojistikçiler, kamu ve özel sektör işbirliğini artırmaya çalışıyor. İptal edilirse mutlu oluruz. Türkiye'nin Rus uçağını düşürdüğü 24 Kasım tarihinden bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler gergin bir seyir izlerken, Akkuyu Nükleer Santrali'nin iptaline ilişkin gelişmeleri değerlendiren Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Necdet Pamir, "Proje iptal edilirse Türkiye açısından ciddi sıkıntı yaratmaz, hatta çok da mutlu oluruz," dedi. Mersin Gazetesi. İçeridekiler dışarıdakilerden daha güvende. Mersin'de düzenlenen medya, şeffaflık ve etik paneline basın özgürlüğü ve tutuklu gazeteciler damga vurdu. CHD Genel Başkanı Ahmet Abakay, içeridekilerin dışarıdakilerden daha güvende olduğu bir algı süreci yaşandığını söylerken, gazeteci Nedim Şener ise Türkiye'de medya-siyaset ilişkisinin çok ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Mersin Çarşısı geçmişiyle buluşuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkez Akdeniz ilçesindeki Atatürk ve Silifke caddeleriyle Ulu Cami ve Taş Bina çevresini değiştirecek olan kentsel tasarım projesi için çalışmalara başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kentsel tasarım projesiyle kentin en eski ve ünlü caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddeleriyle tarihi Ulu Cami ve Taş Bina çevresi yeniden düzenlenecek. Çukurova Gazetesi. Gelecek e-ticarette Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Projeler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında düzenlenen Mersin Lojistik Sektörü Arama Konferansı'nda lojistik sektörünün sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Profesör Doktor Mehmet Tanyaş, "Gelecek e-ticarette," dedi. Bunun izahı yok. Mersin İdman Yurdu Antalya deplasmanında 2-0 öne geçtiği rakibinin de 10 kişi kaldığı maçta bir skandalı imza atarak 3-2 yenilmeyi başardı. Maç sonunda konuşan Bülent Korkmaz, maçın izahı olmadığını söyledi. Mersin Spor kamuoyu da Korkmaz'la aynı fikirde. Güney Gazetesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi iki başarıya birden imza attı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ulusal akreditasyon belgesini almayı başarırken, El Cerrahisi Bilim Dalı da Avrupa El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu tarafından El Travma Merkezi olarak akredite edildi. Patiler yuva arıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu yılki sırlaştırma ve aşılama işlemi gerçekleştirilen 3408 köpekten 1122'si sahiplendirilerek sıcak yuvalarına kavuşturuldu.